Peki hocam, bir farklılık daha çok dikkat çekici bu dinlerde. Yahudilerin Allah'ı ile Müslümanların Allah'ı arasında, ki ikisi de aynı Allah aslında bak, öz olarak. Fakat bir farklılık var. Biri daha şiddet yanlısı. Yani Tevrat'a baktığınız zaman diyor ki, kırdım, döktüm, yıldırımlar, şimşekler indirdim, patlattım. Öldürün, vurun diye de Öldürün, söylüyor. vurun. Oradan elimizde bir İncil olmadığı için İncil'in Tanrısı, İncil'deki Allah ne diyor bilmiyoruz ama Kur'an'daki Allah çok daha şey. Niye İncil elimizde var? Biraz İşte. tahrif Tahrif edilmişse de edilmiş. var. Yani iki tane değişmediği varsayılan kitaptan giderek konuşuyorum. İki Tanrı arasında, iki Allah arasında ciddi bir fark var. Yani Tevrat'ın, o da bak değişmiş, şimdi Tevrat bir da değişmiş. defa Tevrat da şeyi değişmiş. düzeltelim. Bana göre Tevrat daha çok değiştirildi. Kur'an-ı Kerim İncil'in tahrif edildiğinden mesela söz etmez. Tevrat'ı ne der? Ama Tevrat'ın tahrif edildiğinden defalarca söz ediyor. Hatta Yahudi hahamlarının temel niteliklerini veren ayetlerin birinde yuharrifunel kelime an mevazihi diyor. İndi ölen şeyleri. Kelimeleri oldukları yerden başka yerlere koyup tahrifat yaparlar diyor. Daha değişik ifadelerle çok vermiştir bunu. Ama şu tabiri ben düzeltmek istiyorum. En azından öyle kullanmamanı ben mesela isterim, gönlüm ister. İşte Tevrat'ın Allah'ı öyle mi dedin? Tevrat'taki Allah. Allah, Allah bir tane ya. Bir olduğu söyleniyor dedim zaten. Bir Aynı ve Allah ama zaten farklı. Musa'ya Yani vahyi Tevrat'la hitap eden gönderende. Allah'ı He, demek istiyor, Tevrat'ta evet. Tevrat'ın tanıttığı Allah demek belki daha uygun olur. Hocam ben Bakın wording'e Fatih takılmıyorum Bey hocam. o milli bir Allah'tır. Tırnak içinde. Bir kavmin Allah'ı. Yani Eloha milli bir Allah'tır. Hatta aynı fiili kendi mensuplarına mubah, başkalarına mubah, kendi mensuplarına yasak görebiliyor. O da kutsal metinler üzerinde yapılan operasyonları gösterir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in, o zaman o tabiri kullanalım. Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı Allah'ı Müslümanların hayatında görüyor musunuz? Şimdi çok garip bir şeydir. Demin İbn Abbas'tan bahsettik. Çok büyük, bilge bir sahabi. Hakikaten muhteşem. Mümkün olsa da bir gün bir İbn Abbas anlatsak. Sahabeye hocalık yapmış bir insan. Hiç izah edebilir misiniz? Bu İbn Abbas'a soruyorlar. Bir Müslüman bir gayrimüslim hastayı ziyaret edebilir mi? Cevap. Ya bu rivayetler sakattır, bunları Kur'an'a giderek temizlemek, ayıklamak lazım. Yahut böyleyse oturup ibretle düşünmek lazım. İnsanoğlu vahyin indiği zamanki nesil de dahil Allah'ın muradını anlamakta çok zorlanıyor. İbn Abbas gibi bir insan diyor ki Müslüman diyor usulen gayrimüslim hastayı ziyaret eder ama yanından çıkar çıkmaz Allah'ım bunun canını en kısa zamanda al Müslümanlar bundan kurtulsun der. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Tevbe suresi 6. ayette diyor ki bırak gayrimüslimi. Putperestleri konu ederek. Putperestler, müşrikler senden komşu olmak, sana yakın olmak isterlerse onlara bu imkanı ver diyor. Komşuluğu bütün dinlerin, bütün anlayışların üstünde bir insanlık değeri olarak görüyor. Putperestler dahil. Ev alma, komşu al. Ya o bizde bunun tecellisidir. Şimdi Amerika'ya gittiğim zaman
geldi bazı insanlar. Dediler ki bizim burada bir hoca var. Yeri söylemeyeceğim. Bize her vaazında hemen hemen aman aynı mahallede oturduğunuz gayrimüslimlerin evlerine girmeyin. Hele onlara selam verirken çok dikkatli olun. Böyle içinizden gelerek bir selam verirseniz Allah korusun dinden imandan olursunuz. Sakın hele yemeklerini bilmem ne falan. Yani Hazreti Peygamber'in yaptığının %100 tersini talim ediyor insanlara. Bunun tam tersini yapıyordu Hazreti Peygamber. Evet. Hatta teşvik maksadı var ama. O kadar ki gidip sofralarına oturuyor. Zehir katıyorlar yemeğine. Orada sahabinin birisi hemen anında ölüyor. O yemekte olduğun lokmayı tükürdüğü için zehirlenmiyor. Çok ağır bir zehir. Bir kuzu etine katmışlar. Bu kadar komşuluk hukukuna riayet ediyor. Bu Medine dönemi. Mekke döneminde en azılı düşmanlarını bile defalarca evine çağırıp onlara sofra kurmuştur. İnsanlık münasebetlerini başka türlü tutuyor. Ebu Cehil gibi bir adama, Hazreti Hatice gibi bir insan bilir misiniz? Defalarca, senelerce sofra hazırlamıştır Hazreti Peygamber'in evinde. Çağırıyor onu. Ya bu komşuluk münasebeti, bu muhteşem bir mesajdır ve Kur'an-ı Kerim kendi fikirlerine karşı en büyük düşman ilan ettiği müşriklerle komşuluğu bile kutsal tutuyor ve korunmasını istiyor. Şimdi İbn Abbas gibi bir insan, sen hem de gayrimüslimi, yani ya Yahudidir ya Hristiyandır, müşrik falan değil. Sen hastayken usulen diyor ziyaret edersin ama hemen çıkar çıkmaz Allah'ım bunun canını al da Müslümanlar bundan kurtarsın. Der mi İbn Abbas gibi bir adam? Bu rivayetlere bakarsan bunlar orada var. Şimdi bunu bir hoca efendi okuyup İbn Abbas Hazretleri böyle diyor. Aman ha! Almanya'daki vatandaş sakın böyle bir şey yapma, ziyarete miyarete sakın ha! Dedi mi bir de İbn Abbas işte bak burada diyor. Tamam bitti.